Herkese merhaba. Bugün 15 Mart 2021 günlerden pazartesi haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Bir sıcak dakika gelişmesiyle başlayalım. Türkiye'de tutsaklık konulu manşetimize geçmeden önce sıcak konu şu. Dün akşam saatlerinden itibaren, pazar akşamından itibaren daha doğrusu Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiaları Bilmem kaçıncı defa tekrar sosyal ağların gündemine düştü. Avukatları endişeler giderilmeli şeklinde bir açıklama yaptı. E, ahvalden getiriyorum ekrana. Asrın Hukuk Bürosu PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili dün geceden bu yana sosyal medya hesaplarından yayınlanan ölüm iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İmralı cezaevinde bulunan müvekkillerimiz Öcalan, e, Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Hamili Yıldırım ve Sayın Veysi Aktaş ile herhangi bir şekilde iletişim kuramamaktayız. İmralı cezaevindeki son avukat görüşmesi sadece Sayın Öcalan'la sınır olmak üzere 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşirken müvekkillerimizin dış dünyayla son iletişimi 27 Nisan 2020 tarihinde pandemi vesilesiyle ilk defa tanınmış olan telefon hakkı kapsamında olmuştur denildi. Yani e, avukat görüşmesi en son 7 Ağustos 2019'da olmuş. Üzerinden bir buçuk yıldan uzun bir zaman geçmiş. E, pandemi dolayısıyla telefon görüşmesi ise 27 Nisan 2020'de olmuş. Son derece enteresan. Devlet, İmralı'daki Abdullah Hocalan'ı yakınları ve avukatlarıyla 27 Nisan 2020'den bu yana yani neredeyse bir yıldır telefonla dahi konuşturmuyor, görüştürmüyor. Çok çok enteresan. Öcalan'ın yaşamı hakkında 14 Mart 2021 tarihinde bir takım anonim sosyal medya hesaplarında iddialar ortaya atıldı. Uzun süredir görüştürülmediğimiz İmralı'daki müvekkillerimiz hakkında ortaya sürülen her iddiayı ciddiyetle inceliyor, gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu iddiaların hangi kaynaktan beslendiği ya da yayıldığını bilmiyoruz ancak bizim için önemli olan bu iddiaların periyodik olarak Öcalan hakkında dile getiriliyor olması. Endişelerimizi giderin diyorlar. Laflar hep aynı kapıya çıkıyor. Son derece enteresan. O arada ortalığı karıştıran iddia Öcalan öldü mü iddiasına başsavcılık bir son dakika açıklaması yapmış. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Öcalan'ın öldüğü yöndeki haberleri yalanlamış. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan e PKK elebaşı Öcalan öldü haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu tür işlem bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. <laughs> Yahu iddialar gerçeği yansıtmıyor der geçersin. Yani niye yasal işlem yapıyorsun? Bir kere yani e, en başta devlet e, bu konuda sorumlu ve başsavcılık bu konuda sorumlu. 27 Nisan 2020'den itibaren yakınları ve avukatlarla telefonla dahi görüş görüştürmediğin bir mahkum söz konusu. Mahkum düz. Abdullah Öcalan, e, Ahmet Mehmet Veysi değil yani. Bir mahkum söz konusu cezaevinde. 20 senedir uzun bir süredir yattığı İmralı cezaevinde. Ve 27 Nisan 2020'den itibari avukatlarıyla görüştürmüyorsan, yakınlarıyla telefon görüştürmesi bile yapmıyorsan herkes merak eder yahu. Yani kişi kardeşini, abisini, babasını, amcasını, neyse dedesini merak eder. Arkadaşını merak eder. Bir senedir haber alamıyorum bu insandan telefonla dahi olsa. Ve böyle bir, böyle iddialarda çıkar. Bu iddiaları gidermenin yolu basittir. Telefon görüşmesi sağlayacaksınız, avukat iletişimi temin edeceksiniz, bitecek. En enteresan bir konu. Şimdi gelelim e, tutsak Türkiye'ye veya Türkiye'de tutsakla Uber Nova isimli bir Twitter hesabından paylaşılan son derece çarpıcı bir mesaj çokça yayıldı. Diyor ki Boğaziçi eylemlerine katılan biri. Babama az önce İstanbul e, Emniyetinden aramışlar. Kızınız Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alındı. Psikolojik durumu hakkında bilginiz var mı demişler. 35 yaşındaki bir insanı gerçekten babasına mı şikayet ediyorsunuz diye soruyor. Babam bir şey demeyip kapatmış. Annem aradı. Şimdi aldım o numarayı arayıp işte bilmem ne yapacağım diyor. Annem aramış, epey sert çıkmış. Konuştuğu polis memuru da biz kızınızın iyi olduğundan emin olmak için aradık demiş. Babama niye arıyorsun o zaman? İnanılmaz. Filan e, o arada işte o kadar saçma bir şey ki bu aklım almıyor gerçekten. Ne demek aileyi aramak ya? Annem polise eşimin tansiyonu var. Nasıl bu kadar sorumsuz bir arama yap yapabilirsiniz demiş. Adam demiş ki tamam not alıyorum falan. Her neyse e, diyor ki yani ben bu aileme aile aramalı olayları ilk çıktığında benim ailemi yaşımdan dolayı aramazlar diye düşünmüştüm. 20'li yaşlardakilerin ailelerini de aramalarının zerre mantığı yok bizim araçta diyor eyleme gittiğimiz araçta ya da işte gözaltına alındığımız neyse artık 40 küsür yaşında bir adam vardı onun da mı babasını arayacaklar acaba falan diyor. Zerre iyi niyetli bir arama değil diyor. Evet çok tuhaf ve yani işte aileler üzerinden kişilere bir baskı kişilere bir sindirme meselesi çıldırtma olayı yani başka hiçbir şey değil. Hukuksuzluklar bu kadar mı? İşte yeni yaşamdan getiriyoruz. 81 yaşında ağır hasta tutuklu Ahmet Karaş'ın durumu giderek ağırlaşmış. Tek kişilik karantina odasında tutuluyor. O cepheden bu cepheden değil. Her cepheden siyasi tutuklular 80 küsür yaşında dahi işte bu şekilde tutuluyor. Böyle bir Türkiye. Çıldırmış bir Türkiye. Bolt'tan getirelim. Tedavisi engellenen tutuklu kanser hastası Hakan Şen için savcılıktan skandal savunma. Zaten ölecekti. Evet. Bin yıldır değişmeyen Türkiye tarihi Mehmet Altan paylaşmış. 12 Mart 1971'den 12 Mart 2021'e Babadan oğula Çetin Altan'dan Ahmet Altan'a Türkiye'de siyasal tutsaklık babadan oğula miras mıdır diye soruyor. İşte Çetin Altan kapalı ceza tevkif evi, İstanbul 1972 18 Temmuz 1972 tarihli sabıka fotoğrafı ya da işte ceza bir fotoğrafı. Evet böyle bir ülke. Yine Ayşe Ay paylaşmış. Cengiz İnşaat'a 30 kez, Kolin İnşaat'a 36 kez, Makyola 24, Kalyona 19, Limaka 19 kez vergi muafiyeti tanınmış. Pazarda mühürsüz yumurta satana 15 bin TL ceza kesilmiş. Vatandaş bu. Suçu pazarda mühürsüz yumurta satmak. Evet. Böyle bir ülke. Sonra işte Sağlık Bakanı Soylu'nun annesinin cenazesinde gene kalabalığın içinde. Sosyal mesafe hiçe sayılmış bir cenaze. İşte burada. Sağlık Bakanı dairenin içinde görülüyor. Burada da işte Soylu'nun annesi defnedilirken söz konusu İçişleri Bakanı'nın annesi olunca bütün kurallar, yönetmelikler böyle rafa kalkıyor. Covid söylemiyle e, e, gündemiyle özür dilerim e, başlayalım ve e, yürüyelim bakalım ne var. TR724 aşılama stratejisi çöktü 3. dalga felakete yol açabilir manşetiyle çıkmış bu pazartesi. Yeni Birlik gazetesi Avni Özgürel'in yandaş gazetesi aşılamada öndeyiz diyor. Kendi haberi değil yani Erdoğan'ın lafını almış manşete çekmiş. Peki bakalım öyle mi? Yani dedim ya artık Türkiye'de teyit falan mekanizması kalmadığı için. Dünyadaki aşı kampanyası. Dünya genelinde 354 milyon aşı uygulanmış. Amerika ilk sırada 105 milyonla onu Çin, Avrupa, Avrupa Birliği, Hindistan, Birleşik Krallık, Brezilya falan takip ediyor. Tüm Türkiye o. Demek ki İlk sırada değilsiniz. Birleşik Krallık gayet iyi benim de yaşadığım bir ülke olduğu için söylüyorum. 25 milyonu geçti. Bu neredeyse 50 yaş üzerinin e, aşılamada tamamlanmasına yaklaşıldığı manasına geliyor. Nisan ortasına kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra Mayıs ayı sonuna kadar da muhtemelen yetişkinleri yani 18 yaş ve üstünü tamamlayacaklar. Hayatları yalan. E, bu tabloyu onun için getirdim. Aşılamada öndeyiz diyorsun. Hayır değilsin işte dünya tablosu burada yani. Tuhaf. Gene hürriyet yalanı işte 20 binleri göreceğiz. Uzmanlara göre vaka artışı sürpriz değil normalleşme sonrası bekleniyordu. Yani normalleşme sonrası vaka artışı bekleniyormuş efendim. Günlük vaka sayısı 20 binleri bulabilir. Henüz hastanelerde sıkıntı yok. Mayıs'la birlikte vakalar inişe geçecek. Yani diyor ki siz çıkın normalleşin. Vakaların artması falan hiç kulak asmayın. Hürriyet diyor buna. Mayıs'la beraber vakalar inişe geçecek. Size bir şey olmaz. Yani şu yani nispi bir artış bu önemli değil yani beklenen bir artış. Gazetenin yaptığına bakar mısın ya? O arada Nisan deniyordu. Ee, Varank bilmem ne bakanı sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz demiş. Bakalım çıkmaz ayın son perşembesine yetişirse. Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık diyor. Ne başarısıysa kitabını da yazmış devlet. Propaganda bakanı atmış tweeti. Evet. Ama öbür tarafta İbrahim Özdabak karikatürü, 14 Mart Tıp Bayramı, radyasyon, ücret adaletsizliği, aşırı çalışma, yorgunluk, sağlık, sağlık çalışanlarının dramı. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bütün dünyada bir seferberlik hali var. Bu seferberlik hali, seferberlik zaten hani savaşı çağrıştıran, yani savaşla alakalı bir kelime. Bu seferberlik halinin askerleri, bu savaşın askerleri sağlık çalışanları. Nasıl ki savaşlarda askerlere ilave rütbe takılır, ilave maaş verilir, ilave imkan verilir, hatta yakınları bile e, görülür, gözetilir, kollanır. Aynen o şekilde sağlık çalışanları da savaşın askeri muamelesini, bu seferberliğin askeri muamelesini hak ediyor. Dolayısıyla e, kadro olarak desteklenmeleri gerekiyor, ücret olarak desteklenmeleri gerekiyor, ailelerinin desteklenmeleri gerekiyor. Yaşadığım ülkeden bir örnek vereyim İngiltere. Sağlık çalışanlarının çocukları okullar kapalı olmasına rağmen okullara hep gittiler. Neden? Çünkü sağlık çalışanları evde yok, evde değiller. Çocuklara kim bakacak? Dolayısıyla onlara bakacak birileri lazım. Devlet dedi ki okullar key worker denilen yani sadece sağlık çalışanları değil, e, kritik pozisyonda ön saflarda çalışan herkesin çocuklarını aldı okullara kabul etti ve onları onların eğitimi hiç aksamadı. Böyle şeyler yapacaksınız yani. Ölüyoruz yine duyulmuyoruz demiş meslek örgütleri ve gidenlere e, COVID'den hayatını kaybedenleri siyah önlükle almışlar efendim. Yönetilemeyen pandeminin gölgesinde evrenselin manşeti bugün. Sağlık emekçileri, pandemide ağırlaşan çalışma koşulları, duyulmayan talepleri ve COVID-19'dan hayatını kaybeden meslektaşlarının acısı yüreklerinde 14 Mart... Tıp Bayramını karşılıyor demiş. Evet. Bugün 15 Mart ama gazeteler dünkü 14 Mart haberleriyle hatırlıyorlar bir kere daha. 36 saat mesai yapıyoruz. 36 saate varan mesai koşullarında çalışıyoruz ama mesai ücretlerinin tamamını alamıyoruz. Geçelim ekonomiye. Bu gördüğünüz avuç içinde böyle nokta kadar olan Nutella şişesi bir eşantiyon, bir tanıtım şeysi filan değil. Türkiye marketlerinde Nutella 25 gramlık bu minicik kavanozlarda sunuluyor. Yani bir kaşık Nutella diyebilirsin. Bir yemek kaşığı falan herhalde. 6.45'ten. Ben size şunu söyleyeyim. Burada 6.45'e biz e, İngiltere'de e, bir kilosunu alıyoruz bunun. Hatta 6.45'e de değil. 4-4.5'a bir kilosunu alıyoruz. Kur çevirimi filan yapmayın. Her yerde birim fiyat esastır. Yani orada 6.45 ise burada kilosu Nutella'nın kilosu 4-4.5 kilosu. Burada 25 gramı. Türkiye'de 25 gramı 6.45. Sadece o mu? Bakın yağlara böyle kilit takılmış. Kelepçe kilit takılmış. Yani alıp götürmesinler diye. Peynirlere. Bakın bu ezine peyniri. Böyle kilit takılmış. Kelepçe takılmış. Bu da bakın peynir. Ya bildiğin kaşar peyniri ya. nedir bu diye hemen akla gelebilir ki. Kaşar peyniri. Kaşar peynirinin üzerinde kilit var. Çikolata. Bakın kutularda, kilitli kutularda. Bunu alıyorsunuz. Gişede veya işte kasada kilitle açıyorlar. Al sana <laughs> damak çikolata diyor. Bakın. Kuru yemişler. Ya inanamadım yani her şeyi gördüm kim kur yemiş sevmez, kim kur yemiş sevmez. Yani tadının kur yemişleri yani bakın. Hale bak ya. Daha evvel de vermiştim. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatayım. Bardağı 2 lira, liraya ayçiçek yağı satılıyor marketlerde. Bardağı 2 lira ve bu kadın görüntüsü de var. Böyle bardağı dolduruyor, veriyor. O bardağı tabii dökmeden nasıl götürüyor eve ayrı bir konu. Bakın burada bardakta, plastik bardakta. Plastik bardağı dolduruyor. O, o plastik bardaktaki ayçiçek yağı Zeytinyağı da değil. Ayçiçek yağı 2 TL diyor. İşte bir şekilde herhalde sarıp sarmalayıp şey yapıyorlar. Durumlar fena yani. Yeni Asya manşet pandemi birinci yıl pahalılık, işsizlik, fakirlik arttı diyor. Doğru bir manşet yani. Bu, bu yoksulluk sürdürülemez demiş Kit Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğan. Pazar torbasının dolduğu günler geride kaldı. Burası Diyarbakır ofis semt pazarı. Vatandaş 300 liraya Alışverişin yarısını bile yapamadığını söylemiş. 300 TL'ye alışverişin yarısını bile yapamıyoruz demiş. Ekonomik krizi çocuktan öğren, o piti piti, saklambaç, jakartop oynaması gereken çocuklar artık ekonomiyi tartışıyor. 8 yaşındaki çocuk annesiyle harçlığını tartışıyor. Anne su 1,5 lira, pepsi 2,5 lira, çips de 3 lira. Artık param yetmiyor. Çocuğun harçlığı 5 lira. Eskiden su 1 liraydı, 1,5 oldu. Pepsi 1,5'tu, 2,5 oldu. Çips pahalanmış. Artık param yetmiyor. Eskiden 5 liramla su, pepsi, çips bir de çikolata alabiliyordum. Şimdi çikolata bile alamıyorum. Bir de bakkala borcum kalıyor. Evet. Ekonomik sorunlar ve muhalefet. Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi diye sormuş Şubat araştırmasında. Şubat 2021 araştırmasında Metropol. Evet diyenler 42, hayır diyenler 48. Yani halk iktidara güvenmiyor. Aşağıda partisel dağılım da var. Mesela AKP çözebilir mi diyen %23, CHP 69, İYİ Parti 79 olarak gidiyor. Bu arada en büyük destek İYİ Parti. Onu söyleyeyim. Meral Akşener'in yıldızı parlak bu ara. Birazdan bakarız. Fakat Türkiye'nin muhalefet sorunu dedim ya yani muhalefet de bir güven oluşturamamış. Ekonomik sorunları muhalefet çözebilir mi sorusunun cevabı hayır. Yani 48 hayır, 42 evet. Buyurun gelin bakın sizin için iki paket hazırladım. Bu arada ekonomi reformu falan adın adına sunu adıyla falan e, ilan ettikleri hikaye 3 gün bile konuşulmadı görüyorsunuz. İşte insan hakları eylem planı 3 gün konuşulmadı, unutuldu gitti. Önceki haftada kaldı. Ekonomik reformu da işte aynı şekilde geçen haftada kaldı. Bu tür şeyler sabun köpüğü gibi 3 gün bile konuşulmuyor. Ertesi gün bütün gazetelere çarşaf gibi manşet oluyor ama arkası gelmiyor. Neyse Erdoğan'ın reform paketini duyunca arkadaş zıplamış. <laughs> Dur lan hemen zıplama. O ülkede zıplamak bile yasak diyor yabancı yatırımcı. Türkiye sınırında reform sunan Erdoğan'a yabancı yatırımcı güya zıplamış. Ama Türkiye fotoğrafı bu 9 kişilik temizlik görevlisi alımına 5217 kişi başvurdu. 12 Mart'tan kalan bir haber ama önemine binaen tekrar getirdim. 9 kişilik temizlik görevlisi alımına 5217 kişi başvurdu. Bu, bu fotoğraf Türkiye'den değil. İnşallah oraya gitmez. 10. yılını dolduran Suriye iç savaşından bir fotoğraf. Bilanço 390 bin ölü. 10 yıl olmuş be. 10 yıl. 10 koca yıl. 390 bin ölü, milyonlarca mülteci Türkiye'de. Kayıtlı 4-4,5 belki daha da üzerinde. Bir de çocuk yapıyorlar, çoğalıyorlar, aile kuruyorlar vesaire yani. Ve 10 sene sonra bir nesil artık yetişiyor. Suriye'yi görmeden bir nesil yetişiyor Türkiye'de. Kayıtlı 4-4,5 milyon diyor, deniyor ama siz onu 5 ve üzeri olarak hesaplayabilirsiniz. Tuğçe Varol paylaşmış Suriye demişken. Rusya birkaç saat önce dün akşamki tweet bu. Rusya birkaç saat önce çatır çatır Ösoy'u, Özgür Suriye Ordusunu vurdu. Sen misin mini mini petrol oyunları oynayan bölgede? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla saldırısı bu. Var mı kınama mektup, ne bileyim New York'a stop Putin falan bir şey? Yok. Evet, ancak stop ilanları New York'ta zararsız isimler için e, asılır. Ama söz konusu Rusya olduğunda dut yemiş bülbüle dönülür. Elçisini öldürdüğünüz işte ne bileyim bir sürü siyasi rüşvet verdiğiniz askerlerinizi şehit ederken Rus uçakları, Rus füzeleri, Rus topları sesinizi çıkartamadığınız ve ondan sonra gittiğiniz Rusya'da işte neyse bütün bunlardan sonra gittiğiniz Rusya'da kapıda dakikalarca bekletildiğiniz bir Kremlin. Hadi bakalım. Arkasında durduğunuz Özgür Suriye ordusunu vurmuş Rusya. Ne dediniz, ne yaptınız? Onu soruyor Tuğçe Hoca. Dönelim Mısır'a. Bu fotoğraf yeni. Mısır ortadaki Mısır e, devlet başkanı Sisi, e, bir tarafında e, Güney Kıbrıs, bir tarafında Kıbrıs diyelim ona, yani her biz Güney Kıbrıs diyoruz ama Doğu Dünya Kıbrıs olarak tanıyor. Diğer tarafında da Yunanistanın e, başbakanları var ya da liderleri var. Böyle bir fotoğraf vermiş el ele. Sonra işte güzel çizmiş Sefer Selvi. Tek tek basaraktan, bade süzerekten gel canım gel aman kime diyor? Ankara'ya diyor. Ankara'da zaten kuyruklarını kıstırdı Mısır'la ilişkileri düzeltme çabasında. Zaten onu söylemiş Erdoğan. Hiçbir zaman Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına inanmıyoruz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir tatbikata girmesi de bizi üzdü. Böyle olmamalıydı. Yok böyle olabilir mi? Kınama, üzülme ama Atalan Üsküdar'ı geçiyor. O arada İktidarın şakşakçısı ve ayrı bir tarihi propaganda analistlerinden Erhan Afyoncu Yunanlılar isyan ettiğinde Mısır yanımızdaydı diye Mısır'a övgüler <laughs> tarih tarihten de böyle işte anekdotlar falan döşemeye başlamış. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki sorunların %95'i uygulamadan kaynaklı. Bu şuna, şunu hatırlattı bana. Yani bir araba yapmışsınız diyorsunuz ki araba mükemmel. Fakat araba yola çıkıyor, yürümüyor. Ya yani bunun gibi bir şey. Sistem mükemmel ama yürümüyor. Yani daha ne desin adam yani. %95 uygulamadan kaynaklı. Bir sistem düzgünse uygulama da zaten pürüzsüz yürür. Ben diyor harika bir sistem getirdim ama uygulayamıyorsunuz diyor arkadaş. Tuhaf. Harika bir araç yaptım. Yürümüyor. Harika bir füze yaptım. Göğe çıkmıyor. Harika bir uçak yaptım. Yerde duruyor alanda ama uçmuyor. Bu bunun gibi bir şey yani. <laughs> Neyse biz dönelim gerçek gündeme. İsveç merkezli bir enstitü demokrasi raporunu açıklıyor. 2021 daha sıcağı sıcağına. ilk 3 sırada Danimarka, İsveç, Norveç var. İskandinav ülkeleri. Türkiye, Ruanda'nın önünde Kongo'nun altında 149. Zaten dünyada kaç tane ülke var ki eli, eli yüzü düzgün. Yani Sonra evrensel güzel paylaşmış Arif Nacaroğlu yazısı Boğaz içi direnişi ile alakalı olarak beyinler gidiyor, Nobel almak için gidiyor, aşı bulmak için gidiyor. Kalanlar dövecek adam aramak için kalıyor. Eser Karakaç soruyor, bir hafta geçti diyor. Levent Gültekin'e saldır, sal, saldırının üzerinden bir hafta geçti. Saldırganlardan ses yok. Bu bir devlet skandalı. Bu devlet hukuk, insan hakları, ekonomi paketleri açıklıyor. Güldürmesinler insanları. Evet, tam bir hafta oldu. Pazartesiden pazartesiye sıfıra sıfır elde var sıfır. Bakın bir tweet atılıyor İçişleri Bakanı Berat Albayrak öbürü beriki hakkında Cumhurbaşkanı bile demiyorum. Anında o tweetin iz, izi sürülüp sabahında veya birkaç saat içinde neyse birkaç adres birden basılıyor ve o tweeti atan bulunuyor. Anonim bir hesaptan atmış, ol, atmış olsa bile. Hep söylüyorum polis ne kadar iyi diş edilmiş olursa olsun, güvenlik güçleri ne kadar iyi diş edilmiş olursa olsun, devlet istese bulur. Yani, yerin dibine de girse bulur. Yerin dibinden çıkarır. Ama işte Yusuf Bilge Tunç 578 gün, Gülistan Doku 426 gün, Hürmüz Diril 423 gün, Mehmet Bal 407 gün, Galip Küçüköz Yiğit 67 gündür kayıp bu ülkede devlet istese bunları da bulur çıkarır ama çıkarmıyor devlet tabi Amerika'dan telefon bekliyor görmüşsünüzdür bu karikatürü ama ben de kayda geçsin diye tekrar ekrana getirdim Beyaz Saray mı evet Biden orada mı <laughs> Evet. tepesinde huni olan bir arkadaş Ankara'dan arıyor yine mi sen lan Washington'ın tepkisi Love Erdoğan Komedi hiç girmeyeceğim. Zaten o Love'ın e, şeyi de, e, kalp işaretini de yanlış yere koymuşlar yani. Her neyse baştan sona zaten hikaye. Şu günlerin, e, Asena geri döndü. Şu günlerin gerçekten popüler siyasetçisi. Meral Akşener o artık muhalefetin yeni lideri, süper babaanne. Öznur Kalender çizmiş. E, bir haftadır fena halde gündem. Muazzam bir çıkış yaptı ve çıkışına ne Erdoğan ne Bahçeli ne kimse cevap bile veremedi. Böyle olmak gerekiyor. Böyle bir dişli muhalefet olmak gerekiyor. Aklıma şey geldi. Ben o günleri hem yaşadım hem de gazeteci olarak takip ettim. Ee, Süleyman Demirel muhalefet lideriydi. Ana muhalefet bile değildi. Özal'a kök söktürdü. Necmettin Erbakan aynı şekilde Demirel'e kök söktürdü. Ee, çatır çatır çıktıklarında hesap soruyorlardı. Ve bütün Türkiye o çıkışı konuşuyordu. Karşı taraf cevap bile veremiyordu. Böyle günleri biz yaşadık, gördük, gazeteci olarak takip ettik. Ee, o günleri tekrar hatırlattı. Özellikle Beral Akşener'in geçtiğimiz haftaki çıkışı. Yani o kadar karşınızdakiler o kadar tırsık ve korkak ki yani. Siz şöyle biraz kafayı kaldırdığınızda, biraz cesarette, biraz doğrularda, biraz haklılıkta falan buluştuğunuzda sinerler. Sinerler. Sabun yutmuş salyangoz gibi erirler. Ama neyi tartışıyor? Sözcü yani bin yıllık hürriyetin fena halde berbat bir versiyonu olarak yayın yapıyor şu anda. Neymiş işte Türk'üm demekten onur duymuyorlar. Yok andımız kararı için bilmem ne falan falan. Döndük başa yani. Tuhaf yani. Demiyor kardeşim adam Türk'üm ya. Orası onun yurdu. Orada yaşamak istiyor. Bir yurttaş olarak herkese tanınan haklarıyla yaşamak istiyor. Sen de herkesi Türkleştirmeye çalışıyorsun yani. Öbürü de İslamlaştırmaya çalışıyor falan. Bırak yani düşün bu milletin yakasından ya. Tekrar böyle kaseti bir asır öncesine sardınız yani. Götürdünüz tekrar olayı 1920'lere, 10'lara, 1908'lere falan sardınız yani. Gerek yok ya. Hani hürriyet bitti gitti yerin dibine battı da işte sözcü devam ettiriyor onun ruhunu. Diyebileceğim bu. 15 Mart 2021 haftanın ilk manşetini böylelikle noktalıyoruz. Türkiye'de tutsaklık konulu programımız sona erdi. Salı günü güne bakış günü Turan Görür Yılmaz ekranda olacak. Çarşamba biz tekrar haftanın manşetinde tekrar huzurlarda olmak umuduyla ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.